Değerli izleyicilerimiz Fransa'da işler yolunda gitmiyor. Bildiğiniz üzere genel güvenlik yasa tasarısı diye bir durum var. Polislerin sosyal olaylara, toplumsal olaylara müdahale ettiğinde onların görüntülerini çekmek ve yayınlamak yasaklandı. Bu nedenle Fransa sokakları karışmış vaziyette özellikle hafta sonları Polisle göstericiler karşı karşıya geliyor. Ciddi anlamda protestolar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron almış olduğu bu kararlarla toplumun pek çok noktasında adeta kangrene neden olan bir politika izliyor. Sarı yelekler vardı biliyorsunuz. Emeklilerle ilgili yasa tasarısı Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasını kilitlemişti. Şimdi ise genel güvenlik yasası adı altında bir sansür durumu söz konusu. Bu yasayla beraber olaylara müdahale eden polislerin görüntüleri sosyal medyadan hiçbir şekilde yayınlanmayacak. Yayınlayanlara bir yıl hapis cezası ve 45 bin euro da ceza kesilecek. İşte buna itiraz eden göstericiler sokaklara, meydanlara çıkmaya devam ediyorlar. Polisle karşı karşıya kalıyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, insan haklarının, demokrasinin, basın özgürlüğünün olduğu iddia edilen bir ülkeden bu haberlerin alınması demek, Macron'un yanlış yolda olduğunun en büyük göstergesi. Basın özgürlüğüne bu ciddi anlamda bir balta vurmaktır. Onu yayınlama, bunu yayınlama. O zaman neyi yayınlayacak kardeşim? düz yazı yazsın hiçbir fotoğraf ya da hiçbir video kullanmasın. Olacak iş mi? Gelinen noktada Macron'un gittiği yol yol değil değerli izleyicilerimiz. Daha Fransa'dan böyle haberleri vermeye devam edeceğiz. Bu görünüyor. Bu yasa polisin hukuksuz bir şekilde hareket etmesine neden olan bir yasa. Açık bir şekilde ortada. Macron polisi kolluyor. Neden çekiniyorsun da bu insanların görüntülerini, videolarını yayınlanmasına müsaade etmiyorsun çıkarmış olduğun bu yasayla? Neden? Çünkü polis yasa dışı bir şekilde hareket ediyor. Bunun ortaya çıkmasından korkuyorsun. Başka bir açıklaması, izahatı yok. Bu mu basın özgürlüğü, bu mu insan hakları? Neyinden korkuyorsun? Hukuksuz bir şey varsa polis cezasını çekecek diyeceksin ve bu yasayı geriye çekeceksin. Bunun dışında bir çözüm yolu yok zaten. Neden koruyorsun? Fransızlar bu konudan ciddi anlamda rahatsız. Zaten Macron koronavirüs nedeniyle sınıfta kaldı. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Sağlıkçılar isyan ettiler. Paris'te yürüyüş düzenlediler. Yeterli teçhizat yok diye Ama Macron ne yapıyor? Camileri kapatıyor, Türk derneklerini kapatıyor. Resmen Müslümanlara ve Türklere savaş ilan etmiş halde. İşte önümüzde seçim var Fransa'da. Sağcıların oyunu almak için şimdi saldırıyor. Başka bir açıklaması yok zaten bunun. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da her ne kadar vaka sayıları düşse de işletmeler maalesef büyük bir krizin içerisine girmiş vaziyette. Bununla ilgili olarak bir haber var. Bunu sizinle paylaşacağım. Restoran ve kafe sahipleri hükümete karşı bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler işletmelerin kapatılması kararını ve buna karşılık yapılan maddi yardımın yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu kişiler bahşiş değil, gerçek yardım istiyoruz. Köstek değil, bize destek olun dövizlerini taşıdılar. Maalesef değerli izleyicilerimiz bakın özellikle restoranlar, kafeler, kulüpler, daha doğrusu yeme içme sektörü, gastronomi alanında dünyanın pek çok noktasında çok büyük bir kriz söz konusu. İşte pek çok ülkede paket servise izin veriliyor. Onun haricinde hiçbir şekilde müşteri kabul edilmiyor. İşte devlet de bu insanların mutlak surette biriken borçlarını, kiralarını ya da çalışan giderleri gibi giderlerini mutlak surette daha çok karşılamalı. Yoksa bu insanlar iflas bayrağını çekecekler. İşsizler ordusu zaten oluşmuş durumda ve bu sayılar daha da artacak. Bakın geride kaldığımız Kasım ayı içerisinde Almanya'da yaklaşık 600 bin kişi işten çıkartıldı. Bir örnek daha vereyim. Yıl sonuna kadar Lufthansa havayolu 29.000 kişiyi işten çıkartacak. 29.000. Sadece bir şirket. O nedenle artık hükümetlerin ciddi anlamda elini cebine atması gerekiyor. İşte restorancılar Hollanda'da isyan bayrağını açtılar. Çünkü pek çoğu iflas noktasında. Şimdi açsam bir dert, açmasan ayrı bir dert. Açılırsa virüs yayılacak ama açamıyorsa bu insanlar geçinebilmek için zorunlu olan ihtiyaçlarını işletmelerini ayakta tutabilmeleri için verilen yardımların da mutlak surette daha da arttırılması gerekiyor. Bir de 100 yılda bir olan bir olay yani bu koronavirüs. 100 yılda bir şu anda imkanı olan devlet yardım etmeyecek de ne zaman edecek? Ya ne yapacaksın o parayı? Millet iş yerini kapatıyor, işsiz, kirasını ödeyemezken bu parayı sen vatandaşına vermeyeceksen ne zaman vereceksin? Ne diyorlar? Bahşiş değil, gerçek yardım istiyoruz. Köstek değil, bize destek olun diyorlar. Şimdi bu iş şöyle olmuyor. Kapatın, Kapattık. E ne yiyecek bu adamlar? taşmayacak Çalışan o kadar insan var. Turizm sektörü bitmiş vaziyette. Pek çok sektör bitme noktasında. Ve bu işte koronavirüs işi de bugünden yarına bitmeyecek. En az yaza kadar haziran'a kadar devam edecek. Bu insanların ayakta durabilme şansı yok kalmadı zaten. Yazdan sonra biraz toparlanıyormuş gibi oldu. İkinci darbe vurdu. Şimdi Ocak'ta üçüncü dalga geliyor gidişat bu yönde alınan tüm önlemlere rağmen mesela Almanya'da artık vaka sayıları 20 bini çok rahat bir şekilde geçti. Günde 600-700 kişi hayatını kaybediyor. Hollanda'da rakamlar biraz düşüyormuş gibi görünüyor ama önümüzdeki günlerde göreceksiniz daha da artacak. E peki bu insanlar ne yapacaklar? İşte bu nedenle bu insanlar isyan ediyorlar. Yardımı sadaka şeklinde değil doğru düzgün bir şekilde yapın diyorlar siyasetçilerin de bunu mutlak surette göz önüne alması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz koronavirüs maalesef yakamızı bırakmıyor. Çember daralıyor. Çok az sayıda ülkede vaka sayısı düşerken maalesef pek çok ülke alınan tüm önlemlere rağmen bu virüsün yayılmasını, hayatını kaybeden insanların sayısını artmasına engel olamıyor. İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgis yeni tip koronavirüs testini pozitif çıktı ama nasıl öğrendi? Bakalım. Bakanlar Kurulu toplantısında kendisinin cep telefonuna bir mesaj geldi ve pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez çantasını alıp çıktı. Herhangi bir belirtisi bulunmayan İçişleri İş Bakanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı haberini Bakanlar Kurulu sırasında alınca Bakanlar Kurulu üyeleri arasında da panik yaşanmış. Lamorgis test sonucunun pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez başbakanlıktan hemen ayrılıyor. 67 yaşındaki bakan, başbakan Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin teknokrat isimlerinden bir tanesi. Bu arada Bakanın testinin pozitif çıkması üzerine Bakanlar Kurulu sırasında kendisine yakın oturan ve temaslı grubunda olabilecek Dışişleri Bakanı ile Adalet Bakanı da hemen kendisini karantinaya alıyor. Yapılan testlerde onların negatif olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca tüm bakanlar kurulu da kendisine test yaptırdı. Evet bakın değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs hiçbir belirti göstermeden de insanlara bulaşabiliyor. İşte bunlardan bir tanesi de bakan. Çok ciddi korunuyorlar, izole olmuş vaziyetteler ama görüyorsunuz sonuç pozitif. Şimdi bazı izleyicilerimiz korona diye ben bir şey inanmıyorum diye yorumlar yapıyorlar. Videoların altında ya da canlı yayınlarda görüyorum. Yani olaylar bu kadar büyük bir şekilde devam ederken, insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ederken, her gün on binlerce insan bu koronavirüse yakalanırken, koronavirüs yok demek ahmaklıktan başka bir şey değil. Ne diyoruz? Maske takın diyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun diyoruz. Bulunan aşı bile bu takmış olduğumuz maske kadar önemli değil bana göre. Çünkü aşıyla ilgili hala kafalarda pek çok sayıda soru var. Aşının tam olarak %100 insanları koruduğuna dair bir açıklama gördünüz, duydunuz mu? Hayır. Aşıyı bulanlar bile bunu söyleyemiyor. Aşıyı bulanlar bile bu yorumu yapamıyorlar. Onun için insanın önce kendisini koruması gerekiyor. Sevdiklerini koruması gerekiyor.